Teknobay'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hepsi bir arada düzeltici bir ürünü inceleyeceğiz. Braun'un 7220 isminde 7 serisi bir tıraş makinesi. Kendisi hem sakal düzeltebiliyor, hem vücut kıllarına hitap ediyor, hem de saç kesebiliyor. Bir arada bir ürün aldım kendime. Kendisi indirimdeydi. Az sonra fiyatını konuşuruz tabii ki. Kendisinin 10 farklı başlıkla birlikte geliyor. Kutusu oldukça nispeten küçük diyebileceğim zarif bir kutusu var. Suya karşı dayanıklı. Banyoda kullanabiliyorsunuz. 5 dakika hızlı şarjı var. 5 dakikada 5 dakika kullanabiliyorsunuz. Ya da 60 dakika şarj edince 100 dakika kullanmanızı sağlıyor. Ömür boyu keskinlik vaat ediyor. Metal bıçaklara sahip. AutoSense isminde bir motoru var. Üstünde 32 bit çip dediği bir çip bulunuyor. Sakalın yüzeyini algılayarak, işte kalın sakal mı, ince mi, seyrek mi, bunları algılayarak, motor gücünü algılayarak daha iyi kesmesini sağladığını iddia ediyor Braun'un kendisi. Yumuşak bir çanta çıktığını söyledi. Ben henüz daha kutuyu açmadım. İlk defa sizlerle açacağım. Gelin şimdi kutuyu açalım birlikte. Evet, şu anda kutuyu açıyorum. Bir tane ürün kitapçığını görüyoruz. Ürünün kendisi. Elime oldukça hafif geldi ürünün kendisi. Bu vücut kıllarını düzeltmek için bir aparatı. Bakın şöyle bir aparatı daha var. Kulak ve burun için bir aparat. Bir başka aparat da bu şekilde. Jiletin kendisi içinden çıkan. Jilet başlıkları. Şarj standı. Aleti. Şu şekilde koyup şarj edebiliyorsunuz. Şarj kablosu. Temizlik yapmak için ufak bir fırça. 1 milimetrelik başlık da burada. Kutunun içinde de başka bir şey yok zaten. Cihazı kutusundan çıkardım ve 1 saat boyunca şarjda beklettim. Cihazın dışı plastik. Cihazın içinde lityum batarya var. 1 saatlik şarj ile 100 dakika kullanmanız mümkün ya da 5 dakikalık hızlı şarj da mümkün. O zaman da yine 5 dakika kullanabiliyorsunuz. Cihazın hissiyatı benim için oldukça iyi. İçinden bu başlıkla birlikte çıkıyor. Yanda kademeleri var başlığın. 3 ile 11 mm arasında bu başlıkta seçim yapabiliyorsunuz. Cihazın hissiyatı bence gayet başarılı. Hem kuru hem ıslak olarak kullanabiliyorsunuz. Banyoda duşun altında kullanmanız mümkün. Ancak her suyun altında kullanılan cihaz gibi güvenlik önlemleri sebebiyle cihazı elektriğe bağlı olarak kullanmanız mümkün değil. Mutlaka şarjın olması lazım ve prizden çıkarmanız lazım cihazı kullanabilmeniz için. Bazı kişiler illa elektrikle kullanılmasını istiyor. Bu öyle bir cihaz değil. Genelde o tip cihazlar zaten suyun altında kullanılmıyor. Herhangi bir güvenlik tehlikesine karşı böyle bir önlem alınıyor bu tip cihazlarda. Benim daha önce bir Philips aslında tecrübem vardı. Ben kolej yıllarındayken almıştım Philips'i. Hatta duruyor.
Şöyle göstereyim. Güzel bir su da var Philips'in. Şöyle bir kitti. Size şöyle yakından da göstereyim. Şimdi kolejde biliyorsunuz sakal yasak, sıfır vurmam gerekiyordu. Hiç jilet kullanmadan koleji ben bu cihazla bitirdim. Yaklaşık 15 sene falan oluyor cihazı alalı ve hala çalışıyor. Biraz şarjı yok şu anda ama hala kullanmam mümkün. Bu da şarjlı bir cihazdı. İçinde haznesi vardı bunun. Brown'da yok bu hazne. İçinde biriktiriyor. Kapağını açınca sonra da şöyle bu şu şekilde göstereyim. İçinde biriktiriyor. Sonra işiniz bitince de döküyordunuz. Birçok tıraş makinesi gibi bu dışarıya pek sakalı fışkırtmıyordu. Brown'u şu anda daha henüz kullanmadım. Ama babamın bir Brown'u var. Yaklaşık yine 15-20 senedir kullanıyor. Hala çalışıyor. Dedemin Brown marka bir yine tıraş makinesi vardı. Yaklaşık 40 yaşında falan cihaz. Ama hala bugün elektrikle çalışıyor cihaz. Elektriğe bağlasanız hala çalışıyor. Benim hani bu tip konularda güvendiğim iki tane firma var. Birisi Brown, diğeri de Philips bu alanda. İkisi de benim gözümde kaliteli firmalar. Ha ben niye Brown'u tercih ettim? İndirimdeydi Brown. Ben 530 liraya aldım. Normalde 600-700 lira civarlarında geziyor bu 7220 modeli. Philips'te de eşdeğer karşılığı yine benzer rakamlara yani 700 lira civarındaydı. Şimdi 530 liraya düşünce ben Brown'u tercih ettim. Ha eğer Philips düşseydi Philips'i de tercih edebilirdim. Bence ikisi de güvenilir firmalar. Sonuçta Brown Alman firması, Philips Hollanda firması. İkisinin de bu konuda iyi bir geçmişi var. Ben almadan önce satıcıyla şöyle görüşmüştüm. Satıcı diyor ki bu tip cihazlar her ne kadar sıfır sinek kaydı sanki yapıyormuş gibi gözükse de iyi yapmadığını söylemişti. Eğer sinek kaydı bir cihaz olmak istiyorsanız bu Philips'in ya da Brown'da da benzer modeller var. Bu tarz cihazları öneriyorlar. Ben henüz cihazı kullanmadım. Cihazı nasıl kullanacağım? Şimdi benim çok fazla bu tip cihazlarda tecrübem yok. Ben genelde sakalımı nasıl tıraş ediyorum? Aylık olarak berberime gidiyorum. 10 lira karşılığında sakalımı kesiyor. Ve ayda bir defa 10 liraya ben bu işi çözmüş oluyorum. Bazıları çünkü makine alırken bu hesabı da yapıyor. İşte şu kadar ay berbere gitsem makinenin parasını çıkartıyorum diyor. Benim burada önemli makinenin parası değil. Yani berbere gidemediğiniz zaman olabilir. İşte berberler yasaklanıyor pandemi sebebiyle. Ya da bazen ben seyahate gidebiliyorum. Seyahatteyken böyle bir şeye ihtiyacım olabiliyor. O yüzden hani berber her zaman %100 bir çözüm olmayabiliyor. Elimin altında güzel bir cihaz olması lazım. Bu Brown'un 7 serisi. 7 serisi şu anda bu kendi segmentinde en üstü. Bir de sadece sakal tıraşı için böyle 9 serileri var titanyum başlıklı. Onun fiyatları iyice yüksek. Yani 2000 lira civarlarında falan geziyor. Ama onların böyle saç, sakal böyle kısaltma özellikleri yok. Onlar sinek kaydı için cihazlar. Tamamen o işe odaklanılmış. Bunlarda 10 farklı başlık var. Mesela babamın kullandığı Brown'da bu kadar çok başlık yoktu. Onda sadece buna benzer bir kademe var. Sakalınızı artık yüksekliğini, burada milimetresini oradan ayarlıyorsunuz. Ama mesela burun kılı ya da vücut kılı gibi alma seçenekleri yoktu babamın kullandığı cihazda. Ben hani almışken hepsi bir arada olsun istedim. Eğer 500-600 lira fiyatları size pahalı geliyorsa daha az başlık içeren daha ucuz modellere de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Bu başlığın kendisi çelik bir başlık. Brown kendisi şöyle ifade ediyor. Ömür boyu siz bunu rahatlıkla kullanacaksınız. Herhangi bir bıçağında körelme olmayacak. Philips'imde de herhangi bir körelme olmadı bunca senede. İşte babam yıllardır Brown kullanıyor. Onda da bir bunca sene bir sıkıntı olmadı. Çok büyük ihtimal benim bu kullandığım üründe de olmayacak. Şimdi az önce de dedim ben bu tip ürünleri pek kullanmadım aslında. Yani kullandım. Philips'te o da dediğim gibi sıfır vurmak içindi. Çok ince ayar yapmadım. Bunu bu testi şu anda benim güvendiğim kendi berberimle birlikte test edeceğim. Cihazı berberime götüreceğim ve berberimin orada bir test yapacağım. Burada demin kılıfı da göstermemiştim. Şöyle bir kılıfı da var. Biraz kılıfı bana ucuz geldi. Yani mesela şu Philips'in kılıfını göstereyim size tekrar. Bakın fermuarlı daha hoş bir soft case Philips'inki. Brown ise daha böyle naylonumsu ince daha ucuz bir kılıf. Ağzını sıkabiliyorsunuz kılıfı. Hani keşke birazcık daha böyle daha şık bir soft case olsaydı bence daha hoş olurdu. Şimdi ben bu
cihazı toparlayacağım. Berberimin yanına gideceğim. Orada birlikte berberim de test edecek. Aynı zamanda o kendi fikirlerini de söyleyecek. Çünkü onda profesyonel cihazlar da var. Acaba bu cihaz nasıl bir performans gösteriyor? Hep birlikte değerlendireceğiz. Hadi bakalım birlikte berberimin yanına gidelim. Şimdi berberime geldik. Berberim yıllardır yaklaşık 10 sene herhalde ya da 15 sene olmuştur. Sürekli her ay ondayım. Yeni makinemi de onunla birlikte test edeceğiz. Makine parçalarını buraya koyduk hazır bir şekilde. Aynı zamanda kendisinden yorumları da alacağım. Evet. Çünkü kendisi yıllardır pek çok makine kullanıyor. Bakalım makine için işin ehli biri ne diyecek? Makinenin sesini de dinletelim bu arada. Makineyi test edip anlatacağız. Evet. Şimdi hangi parçayla başlayacağız? Şimdi sakallar için en küçük aparatı takacağız. Bir numarayı taktık. Bir numarayı taktık. En kısası. Evet, en kısası oluyor bu. Makinenin kesimi sakal için ideal. Güç olarak bir numaraya da hepsini alıyoruz. Evet, gayet kesimi başarılı sakalda. Herhangi bir kıl çekmesi olmadı şimdiye kadar. Evet, evet. Makineyi ilk kez kullanıyoruz. Evet, kutudan yeni açılmıştı da. Gayet güzel kesimi var. Makinemizin modeli 70-23'tü değil mi? 72-20. 72-20. Evet. Evet, bir numarayı çıkardık. Şimdi bir numarayı çıkartıyoruz. Şu aparatla devam edeceğiz. Bu 13-21 aparatı. Sakal boyutunu sabitlemek için kullanılıyor. Şimdi bıyık uçlarını almak için şu aparatı takıyoruz. Evet, düzeltmek için. Düzeltmek için bıyık uçlarını bu aparata takıyoruz. Bu şekilde başlık çıkabiliyor. Şurada ok var. Bu oku bu şekilde taktığınızda gayet son derece basit bir takış ve çıkarış biçimi var. Taktığımız aparat çizimler içinde kullanılabiliyor. Haydi. Evet, gayet güzel, başarılı bir makine. Bakın herhangi bir kılda çekme, öyle koparma olmadı. Yoldurma yapmıyor.
Bazı cihazlarda kıllarımı yoluyor ya da cildimi tahriş ediyor, işte kızarıklık yapıyor gibi şeyler oluyordu. Şu anda bakın en ufak bir kılımda çekme, kopma olmadı deminden beri. İlk defa kullanıyoruz makineyi. Evet. Herhangi bir tahriş ya da bir acı, herhangi bir şey hissetmedim. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Şimdi şu vücut kıllarını almak için kullanılan bu aparatı şu anda takıyoruz cihaza. Yine şurada ok var. Oku bu cihazın iç tarafına tutup takıyoruz. Genelde bu aparat sıfır kesimlerde. Şimdi yanaklarımı alacak. Bakın. Bunlar da kullanılabilir. Bak. Şire ayarında kesim yapabiliyor yanaklarda. Şu anda bakın ben herhangi bir pürüz hissetmiyorum. Evet, direkt, gayet de güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu taktığımız aparat burun ve kulak kıllarını, evet. Hemen şunu da yakından göstereyim, evet. Size. Şu aparat kulak ve burun kıllarını almak için, benim kulağımda herhangi bir kıl, evet. Yok. Biz sadece tanıtmak amacıyla takıyoruz. Ama burunda kullanabileceğiz. Aynı şekilde, evet. Burun temizliğinde. Kesinlikle yoldurma ve kesme yapmaz. Şu an burun kıllarım da gitti ve herhangi bir aparatta dediğim gibi çekme, yolma, koparma olmadı. Kesinlikle yok. Şu anda yaptığınız bütün her şey başarıyla devam ediyor. Makine sakal için çok ideal bir makine. Evet, gayet başarılı bir makine. Günlük kullanım için tavsiye edilir. Şu anda tıraşı bitirdik. Ben oldukça memnunum. Şurada yanımda ayna da var bir tane. Aynadan bakıyorum. Gayet her şey yolunda. Burada şimdi senin de bazı cihazların var. Mesela şu görmüş olduğunuz vücut aparatı için. Evet. Mesela biz burada bu kullanılıyor. Bu makineyi kullanıyoruz. Enseye jilet vurdurmak istemeyenler, işte yanak tüyü aldırmak istemeyenler için bu aparatın kendisi makinenin içinde mevcut. Görsel olarak aşağı yukarı ikisi çok benziyor birbirine. Evet. Bu sadece biraz daha ufak boyuttu. Sen ne diyorsun, performansını bir berber olarak beğendin mi? Vallahi bizim profesyonel makineler kadar olmasa da başarılı. Özellikle sakal tıraşı için gayet güzel. Saç tıraşına zannetmiyorum çok gücü yeteceğini. Motor olarak biraz zayıf. Ama günlük sakal kullanımında gayet güzel makine. Şimdi bu her ne kadar saç için de yazılsa ben test etmedim ama bu tip cihazlar genelde saç için çok uygun olmuyor. Evet, zayıf oluyor motor olarak. Size de tavsiyem, bunu alacaksınız saç diye genelde sakal, diğer günlük kullanım sakal için. Ve diğer vücut kıllarınız için tavsiye ederim bu cihazı. Evet. Çünkü saçta anladığım kadarıyla yine işin uzmanından saçı yiyemiyor. Makine motoru zayıf olduğu için saç sıkıştırıyor, evet. Kadarıyla daha güçlü motor lazım saç kesmek için. Cihazda herhangi bir ısınma yok. Bakın tıraşı bitirdik. Şu anda elliyorum. Hiçbir ısınma yok. Bazı cihazlarda ısınma şikayetleri oluyor müşterilerde. Evet. Hiçbir metal bölümlerinde ısınma yapar. Şu anda bakın metale de dokunuyorum. Yani cihazın herhangi bir yerinde herhangi bir ısınma yok. Cihaz iç yapısı bakın şöyle nokta nokta kaymasın diye ve ele ergonomik bir şekilde, evet. Oturuyor. Ben açıkçası ilk tıraşımdan oldukça memnun kaldım. Evet. İlk tıraşımı berberimle birlikte yapmak evet, istedim. Evet, berber olarak onay verilir yani. Gayet güzel makine. Bir dahakine ikinciye ben evde bu videoya bakarak izleyeceğim, evet, bakalım. Evet. Neyi nasıl yaptı? Benim de çünkü bu makinelerle ilgili tecrübem yok. İlk defa böyle bir makine sahibi oluyorum. Berber olarak biz de test ettik.
her şey yolunda. Herhangi bir kılımda koparma, yolma ya da derinde tahriş etme kesinlikle tahriş, yok. En ufak bir şey yok. Ben şu anda %100 memnun kaldım cihazdan. Evet. Belki parasının hakkını veren bir makine, öyle söyleyeyim. Aynen. Belki bir sene sonra uzun kullanım videosu da yaparım. Evet. Piyasada bu bunun 1/3, 1/4 fiyatına da tıraş makineleri var. Ancak bazı şikayetlerde 2 ay sonra cihazın performansının düştüğü, motor sesinin değiştiği ve bıçaklarını kesmediği şikayetleri olabiliyor. Aynı aparatlar o makinelerde yok, çoğunda yok. Hem o ucuz makinelerde bu kadar aparat yok, hem de bıçakları çabuk köreliyor şikayetleri var. Benim sizler tavsiyem ya Braun ya da Philips gibi iki saygı bilindik markalardan şaşmamanız. Bu çünkü bir kere alınıyor, işte dedemin Braun makinesi 40 senede çalışıyor hala. Evet, günlük kullanımlarda kişisel de bunlar tavsiye edilir. Babamın da var, yine yaklaşık 15-20 senedir kullandı. Benim Philips işte evde duruyor, size bir önceki videoda gösterdim. Yaklaşık 15 senedir o da çalışıyor. Evet. Bu tip cihazlara bir kere güzel para verin, kaliteli alın, bir daha ömür boyu kullanın bence. Evet. Buranın zaten özel teknolojisi de var. Diyor ki ömür boyu bıçakları körelmeyecek bu cihazın. Evet. Paslanma yapmıyor. Herhangi paslanma yapmıyor. Bu kendi segmentinde, Buran içinde en üst seviye cihaz bu. Evet. Alabileceğiniz vücut bakım setleri içerisinde. Bir de ayrıca sadece sakal kesmek üstüne 9 serisi var. Onlarda da titanyum başlıklar kullanılmış ama benim hani şu anda bana hitap etmiyordu. Ben 7 serisi bu seti tercih ettim. Biz kısaltma yapmak için bunu almış, evet. Siz de videonun altına yorumlarda hangi cihaz kullanıyorsunuz ya da alıp memnun kaldınız mı, herhangi bir şikayetiniz var mı ya da sorunuz var mı, videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Evet, haberdar edin. Bu arada berberime de eğer Eskişehir'deyseniz şu arkada da Veys Berber diye yazıyor. Hamam yolunda kendisi. Veys erkek berberi. Ben yıllardır 10-15 senedir gidiyorum aralıksız. Evet. Size de tavsiye ederim. Kendisine de böyle bir jest yapmış oluyor burada. Teşekkür ederiz. Kendimiz adına teşekkür ederiz. Sağ olun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like de atabilirsiniz. Her türlü sorunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Aynı gün cevap veremesem de illaki sonraki günlerde ben cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.